Şeytanın asli vazifesi insanlara musallat olmak ve onların tamamını kendiyle birlikte yakıtı insanlar ve taşlar olan cehenneme doldurmaktır. Tek vazifesi budur. Bazı kullar yaratıcılarına karşı baş kaldırdığı ve emirlerine itaat etmeyi bıraktıkları için Allah şeytanın müdahil olmasına izin verir. Şeytanın bir evladı vardır. Bunun tek bir derdi vardır. Sen öfkelendiğin zaman, sen şehvetlendiğin zaman ya da sen keyiflendiğin zaman seni küfrettirmek. Biz ona bir şeytan musallat ederiz. Bakın kardeşler, hani insanların çoğunluğu bugün diyor ya, ya hocam şeytanım çok benim herhalde. Bir türlü namaza kendime veremiyorum. Bir türlü sohbetlere gelemiyorum. Şeytanım çok benim. Niye bir insanın şeytanı çok olur? Her insan doğduğunda bir tane şeytan olur. Bir, sonra yaptığı fiillerle şeytan adedini arttırır. Bak bir tane delil bu ayette. Kim Allah'ın zikrinden, Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse nugayyid, biz ona kayıt yaparız. Biz ona musallat ederiz, ona yapıştırırız. Ne yapıştırıyor Allah? Lahu şeytanen, ona bir şeytan yapıştırırız. Kim şeytanı aldı üstüne? Allah mı sana verdi onu musibet olarak? Hayır, sen bunu istedin. Allah'ım bana bir şeytan ver be. Ben senin kitabından yüz çevirdim. Sen bana bir şeytan ver be dedin. Bunu sen yaptın. Ve bir olan şeytan adedini ikiye çıkarttın, üçe çıkarttın. Bu tercihi sen yaptın kardeşim. Allah insana şeytanı musallat eder mi? Neden Allah bize şeytanı musallat etsin? Bu konuda bir suale cevaplandırdım, onu nakledeceğim. Hocam selamun aleyküm. Zuhruf suresi 36. ayeti nasıl anlamam gerektiğini anlayamadım. Allah bize şeytanı neden musallat etsin? Dedi ya Allah'ımız, ben ona şeytanı musallat ederim. Cevap, ve aleyküm selam. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostu olur. Şeytanın asli vazifesi insanlara musallat olmak ve onların tamamını kendiyle birlikte yakıtı insanlar ve taşlar olan cehenneme doldurmaktır. Tek vazifesi budur. Ana görevi bu. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah Teala hiçbir kuluna şeytanın musallat olmasını istemez. Allah bunu istemiyor. Bizim başımıza şeytanların üşürmesini istemiyor. Lakin bazı kullar yaratıcılarına karşı baş kaldırdığı ve emirlerine itaat etmeyi bıraktıkları için Allah şeytanın müdahil olmasına izin verir. Allah'ın bir şeye izin vermesi ondan razı olduğu anlamına gelmiyor kardeşler. Mesela bir adam kumar şeytanına tabi olur. Kumar şeytanı o adama yapışır, musallat olur ve adam kumarı bırakamaz. O alışkanlıklar nereden geliyor? Zina şeytanı var, kumar şeytanı var, içki şeytanı var. Bu adam birkaç defa aynı şeyi yaptıktan sonra artık ona şeytan musallat oldu. Şimdi Allah bunun olmasına izin veriyor ama bundan razı değil. İzin veriyor ama buraya da yazdırmaya devam ediyor. Ey meleğim, sen bunun yaptığı o kötü fiilleri buraya yazmaya devam et diyor. Ayetin başında gelen kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse kaydı, Rahman olan Allah'a karşı yapılan bir baş kaldırıyı açıkça ifade ediyor. Özetle Allah kullarını zorla saptırmıyor. Sapmak isteyenlerin sapmalarına izin veriyor. Sen neden Allah'ın yolundan sapmak istiyorsun da şeytanları kendine dost etmeye çalışıyorsun? Küfür etmeye alışkanlık haline getiren kardeşim, şeytanın bir evladı vardır. Bunun tek bir derdi vardır. Sen öfkelendiğin zaman, sen şehvetlendiğin zaman ya da sen keyiflendiğin zaman seni küfrettirmek. Bu Allah'ın yarattığı bir şeytan. Sen neden bunun üstüne musallat olmasına izin veriyorsun ki? Küfrü terk et. Küfrü terk ettiğin zaman senden sıkılır. Tıpkı ne gibi? Hani namaza başladın, sohbete başladın, namaza başladın, haramları terk ettin, bazı arkadaşların seni terk etti ya. Buraya gelmeden önce bir sürü arkadaşınız vardı. İlim yoluna başladınız, namaza başladınız, peşinden içkiyi, kumarı bıraktınız ya. Bazı arkadaşlarınız sizi terk etti. Şimdi yolda görüyorlar, size sadece selam veriyorlar. İsmail ne haber ya? Ömer ne haber? Sağ ol kardeşim, gelsene biraz muhabbeti. Yok işim var abi. Aman aman senden uzak durayım. Niye? Sofuluk bulaşmasın. Sofuluk ne demek? Safi bir Müslümanlık bulaşmasın. Benim Müslümanlığım ben Müslümanım demekten ibaret. Senin gibi kaliteli Müslüman olmak istemiyorum. Yani kitabı yaşayan bir Müslüman olmak istemiyorum. Ben Müslümanım diyeceğim ama Allah benim hayatıma müdahale etmeyecek. Benim istediğim Müslümanlık bu. Dediler ya, sizi terk ettiler ya. Allah'ın dini yaşadığınız için sizden uzaklaştılar ya. Aynen şeytanlar da haramlardan uzaklaştığınız zaman sizden uzaklaşır. Allah'ın sana musallat ettiği, musallat olmasına izin verdiği o şeytan seni terk eder. Neden? Senden bir geliri yok. Elde ettiği bir şey yok. İçki içmiyorsun, kumar oynamıyorsun, zina etmiyorsun. Bu şeytanın senden alacağı bir şey olmadığı zaman seni terk eder. Bu eski kafalı, geri kafalı bu. Öldükten sonra elde edeceği bir cennet için uğraşıyor, koşturuyor. Ben bunu bıraktım diyor. Dostlarını arttır. Allah yolunda dostlarını arttır. Bak
Bizi pasif görmeyin. Benim Facebook'ta 3000 tane arkadaşım var. 3000 arkadaş. Bir kavgaya çağırsam 100 kişi gelir. Gelir misiniz kardeşler kavgaya çağırsa? Ya geliriz demeleri bile bitkin halde. Yani işte olabilir hocam der gibi. Geliriz. Daha sabah namazına gelemiyorlar. Ya haftada bir gün, pazar günü sabah namazına gidiyoruz ya. 50 kişiyiz orada. Nerede bu bizi seven 3000 tane arkadaşım? Facebook'taki 3000 tane arkadaşım nerede benim ya? Utanmıyor musunuz ya? Sıkıştığınız zaman fetva sormayı biliyorsunuz ama hocaya. Hocam şu çok sıkıştık, çok zor bir durumdayız hocam. Şu konuda bir fetva ver bize. Hocam bize dua et şöyle oluyor. E hoca seni çağırıyor pazar günü sabah namazına. Neredesin sen? Demek ki kavgaya falan girsem hayatta gelmezler. Sabah namazına gelmeyen, namazdan sonra kahvaltı yapıyoruz, keyif yapıyoruz. Ona gelmeyen kavgaya gelir mi? Kavgada azalarımızı kaybetme riski var kardeşler biliyorsunuz. Her kavgada risk var. Sabah namazına keyif yapmaya gelmeyen kavgaya da gelmez. Kusura bakmayın o Facebook'taki 3000 tane arkadaşım boş arkadaş. Boş. Sadece menfaat için. Hoca her zaman elimizin altında bulunsun. Sıkıştık mı yardımcı oluyor. Duası geçer falan. Hep menfaat arkadaşı bunlar. Ben bunlara güvenmiyorum. Zayıf. Bunların arkadaşlığı zayıftır. Siz Allah yolunda beraber yürüyeceğiniz ve ayağınız kaymaya başladığı zaman, o buzlu yolda ayağınız kaymaya başladığı zaman hop! Muhammed nereye gidiyorsun ya? Dur kardeşim. Biz Allah yolunda beraber gidiyoruz. Kopamazsın. Allah'ın kapısından başka gidebilecek bir kapın yok diyebilecek arkadaşlar lazım. Nereye gidiyorsun? Sabah namazına gidiyorum. Beni de al kardeşim. Bak bu hafta sabah namazı grubundan bir tane kardeşim, çok sevdiğim bir kardeşim. Taş gibi adam. Bir sabah bir kalkıyor, beli ağrıyor, bacakları ağrıyor. Allah Allah niye böyle oldu? İkinci günü, üçüncü günü doktora gidiyor. Testler yapıyorlar. İlik kanseri çıkıyor kardeşimiz. Gencecik adam, 35 yaşlarında. Süper de bir çocuk. Ben bu akşam özellikle dua edeceğim. Sohbet bitince bütün hastalarımız için. Ama özellikle bu kardeşim için özel dua istiyorum. Çok samimi bir Müslüman. Her pazar beni asla yalnız bırakmaz. Cihat arkadaşım benim. Bir anda her şey güzel gidiyor. Sağlıklı, mali durumu yerinde, hanımı var, çocuğu var, her şey güzel. Sabahleyin bir kalkıyorsun, Allah Teala bir sınav veriyor. İlik kanseri sınavı, çok zor bir sınavdır ha. Devası olmayan hastalık türlerinden olabilir. Şimdi testlerin sonuçları gelecek. Eğer öyleyse, kardeşimiz savaşını verecek, mücadelesini verecek. Şifası için biz bol bol dua yapacağız. Gerekli sıhhi yardım neyse, devlet de zaten bu konuda yardımda bulunacak. Ancak Allah tedavisini vermezse, devası olmayan hastalıklardan bir tanesine düşer olmuş olacak. Eğer ölürse ne olacak? Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle şehitlerden yazılacak. Allah hepimize şehit olmayı nasip etsin. Amin. Amin. Amin.